Bir aylık maaşla 10 tane iPhone Almanya'da alınıyor mu? Alınmıyor, kesinlikle alınmıyor. Neden alınmıyor? Bir şey söyleyeceğim. Askeri ücretle 5500 TL ile Türkiye'de geçinebilir misin? Geçinemezsin. Ben ona da geçinirsin demiyorum. Gurbetçi olarak, turist olarak gelip görürsem o fiyatları, inanıyorum. İnanmak zorundayım çünkü gördüğüm şeyler. Arkadaşlar evet, bu da şimdi sıradaki vatandaş, Türk kendisi. Sana bir iki soru soracağım. Nerede el? Türkiye'ye, Türkiye'deki arkadaşlara. Ben artık Türkçe vlog videoları da çekiyorum. Aynı anda Almanca da, onlar biliyor. Sana bir iki soru, onlara cevap ver, başka bir şey istemiyorum, tamam mı? Buyur. Bir aylık maaşla 10 tane iPhone Almanya'da alınıyor mu? Alınmıyor, kesinlikle alınmıyor. Neden alınmıyor? Nasıl alacaksın? İşte bir anlat, nasıl mesela ortalama, aşağı yukarı ortalama Almanya'da ortalama maaşın 2000 euro senin. iPhone zaten 1400 euro. Ha. Alacağım bir tane iPhone. Ha. Başka da bir şey alamazsın. Bitti. Bir de ha, alamazsın ama, da onu. Kira var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye ile Almanya'ya kıyaslayacak olursan evet biraz ses aha. Almanya 1000 kat Türkiye'den şu an daha üstün. Hani ekonomi olarak. Ekonomi olarak sadece. Kesinlikle. Ama, kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Üstün derken neler üstün mesela? Burada 1 kilo kıyma ne kadar? 10 euro. Eskiden 10, eskiden 2 euroydu, tamam. 3 euroydu. Eskiden? Bence kıyas. Tamam. Şimdi kıyas yapıyorsun. Ama şöyle bir şey de var. Sen şimdi Türkiye'deki bir şey söyleyeceğim. Askeri ücretle 5500 TL ile Türkiye'de geçinebilir misin? Geçinemezsin. Ben ama ona da geçinirsin ama, demiyorum onlara. Ama buradaki 2000 euro ile geçiniyorsun. Kiranı da ödüyorsun, içini de yiyorsun, kıymanı da yiyorsun. Yo, bak şimdi dur. Yiyorsun hacı. Burada seninle burada seninle hemfikir değilim yani. Öyle hemfikir. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bak 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 burada sana katıldım. Hayır hayır, bir şey söyleyeceğim. Tamam, şöyle bir şey var kardeşim. İsim Bayram. 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 Memnun oldum. Şöyle bir durum var. Sen şimdi eski Almanya'yı ya tamam. Türkiye ile kıyaslarsan demokratiyi işte ekonomi olarak orada haklısın. Orada hak veriyorum şimdiki sana. Almanya ama Türkiye... şimdiki Almanya, bak şimdiki Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayamazsın. İnsanlar öyle kıyaslıyor. Neden biliyor musun? Yok. Oranın gidiş durumu farklı, oradaki yaşam tarzı farklı. Tamam. Buradaki yaşam tarzı farklı, gidiş durumu da farklı. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şimdi dururken Almanya'yı Amerika ile de kıyaslayamam. Londra ile de kıyaslayamam. Kıyaslayamazsın. Türkiye'yi Türkiye ile kıyaslayacaksın. Almanya'yı da Almanya'yla, tamam. Eski Almanya'yla şimdiki Almanya. Tamam, ben onu demiyorum. Pahalaştı. Aşırı derece pahalaştı. Ha. Değil mi? Sen gidip... Son bir seneyle içinde hemen her şey katlama oldu. Ha, evet. Fakat yine de Almanya'da yaşadığın için... Biraz yanıma bir gelirsen bak, sevinirim. Almanya'da yaşadığın için... Evet. Ve Almanya'da her imkanın var. Bak, ya imkanımız var, ona bir şey saniye, demiyorum. Bir saniye. Şimdi bak, kıyas yapmıyorum ben. Türkiye veya Almanya, herkes tabii kendi hani hangi ülkede yaşıyorsa ona göre harcaması oluyor, onu çoğu oluyor. Evet. Ama Türkiye'de yaşayan insanların şu anki durumu bizden kat ve kat daha kötü. Evet, orada bu, haklısın. Bu kesin. Orada haklısın. Bu kesin. Hani orada burada haklısın. Tartışmaya gerek yok. Ki kaldı ki ben buradaki Türkler için, bak Almanya'daki Türkler, Türkler için... Almanya'daki Türkler için konuşuyorum. Çok yanlış düşünceler. Ne gibi yanlış düşünüyorlar? Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki yaşayan insanların hepsinin cebinde kredi kartı var. iPhone bak, var. Kendi bilmem ne. Evet. Kendi kredi, hep bak, kredi kartı. Kredi kartı bak, çok güzel bir noktaya vurdun değil mi? Kredi kartı var evet, Türklerde. Evet, evet. Millet orada gidip telefon alıyor, kendine alıyor. Tamam, iPhone da alıyor, onu da bunu da alıyor. Evet. Ama borç da alıyor. Evet. Kredi kartında borç da alıyor. Evet. Bizim sen, insanlarımız maalesef tamam, meyilli. Sen evet. Burada ama borç almadan alıyorsun. Nasıl borç almadan alıyorum? Ben şimdi borç almadan kredi burada kredi bir maaş... Ben yok, ben anladım sistemi olarak. Aylığa bağlıyorsun ama o da borç. Ama o da borç aylık, mecbur. 1000 euro telefonsa ayda atıyorum 10 euro, 20 euro vesaire 50 euro ödemem gerekiyor. Evet. Ha, o da borç ama. Borç değil. Dok borç, ödemediğim, ödemediğim borç takdirde değil. Sen... telefon benim olmuyor ki. Hatta cezası var. Bak şimdi sen orada çok farklı bir düşünceye gidiyorsun. Niye ama o da borç. Onlar devletten borç aldı. Bak kredi kartı devlete ait. Evet, evet. Finan, kime aitse. Evet. Gidip o şahıstan ya da devlet bankasından bir yerlerden evet. Kredi çekip ya da ön ödeme alıp her an vesaire ne varsa artık Türkiye'de kanunları pek bilmiyorum. Aha, ben biliyorum daha gidip az.
onunla sen alıyorsun. Evet. Ben sana gelip de Yusuf bana 2000 euro ver desem. Evet. Telefon alacağım kendime. Aha. Borsada kendime telefon almışım. Aynen. Ama sen telefoncuya giriyorsun. Ne kredi kartı veriyor ne bir şey yap. Evet. Senin yaptığın tek bir anlaşma var. Evet. Ben sen bu telefon kaç para? 1400 euro. Aha. Ben sana bu parayı nakit veremem diyorsun. Aha. Aylık sana 50 euro vereyim diyorsun. Ama evet, aynı fiyata çıkıyor. Sen bir tek 1400 euroyu telefonun parasını ödemiş oluyorsun. Anladım. Ama oradaki millet hem telefonun parasını ödüyor, ayrıca bir de kredi kartının üstündeki faizler çıktıkça bir de onların faizini kapatıyor. Buna ne diyeceksin? Tamam. Borç değil mi? Yok, doğru. Bak, ona bir şey demiyorum. Ben sana o yüzden sana soruyorum. O yüzden buradaki şeyleri Türkiye'ye aktarmaya çalışıyoruz. Almanya'daki yaşayan gurbetçileri hali. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bizim durumumuz iyi mi kötü mü? Bak, kıyaslama. Tamam. Eski diyorum. Zaman, bundan 2 sene önce, 2 sene geri gitmiş olsam, 2 sene önce daha iyi yaşıyordum. Aynen. Daha iyi yaşıyordum. Evet. Aynı maaşla daha fazla şeyler yapabiliyorduk. Evet. Evimiz buzdağımızı dolduruyorduk, konuşuyorduk vesaire, istediğimizi biçiyorduk. En basit örneğim, 10 tane yumurta. Bildiğin normal yumurta arkadaşlar. 2 euro 40. Tamam. Eskiden 1.30'du. Eskiden 1.30'du. 1 euro 30 sen. Aşağı. Süt. 1 litre süt. Tamam. Pahalı. Pahalı. Ya 1 litre ya 5 euro 10 euro ya. 5 10 euro ya. 1 litre ya. Yemek yağısı. Sizin dönerciniz var. En iyi fiyatları sen biliyorsun. Domatesin kilosu, bilmem neyin kilosu. Siz niye durup dururken tamam, 4 eurodayken birden 8 euro dönere istiyorsunuz? Eskiden şöyle bir dönerciden misal vereyim sana. Bir örnek vereyim. Aha. Eskiden alışverişi sırf dönerci için aylık 2300 euro veriyorsan. Evet. Yani 2000, aşağı yukarı 2000 euro, 3000 euro falan gidiyordu. Evet. Şu biraz an, sesli konuşursan sevinirim. Bu yavşakların araba sesleri var. Çok pardon. Bir de şu an 5000 euro gidiyor. Aha. Ha, aşağı yukarı 2000 euro fark oynuyor herhalde. Evet. Bu son bir senenin içinde 5000 euro gidiyor. Aynen. Tamam, arada büyük bir fark var. Ama biz pahalıya alıyoruz ama onun yerine de daha pahalıya satıyoruz. Eskiden evet, biz bir döneri evet, 4 tamam, 4 euroya veriyorduk. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani bir şey daha var ama. En azından dengeleyebiliyorsun. Anlıyorum. Lafını da valla kesiyorum. Şöyle bir şey de var. Şimdi ben diyelim Türkiye'nin, ben şu an Türkiye benden sorumlu, tamam mı? Ben sana geliyorum. Allah yazdıysa olsun. Diyelim mesela. Amin. Yaman. Benden sorumlu. Şimdi şöyle bir şey var. Ben diyelim ki geldim yanına. Sen market sahibisin. Ben sana diyorum ki sen market sahibi olarak sana bir fiyat vereceğim. O fiyattan satmak zorundasın. Tamam diyorsun, hay hay diyorsun. Ben gittikten sonra sen o bütün fiyatları market olarak, AVM olsun, şu olsun, bu olsun, atıyorum 500 gram makarnaya birden 30 lirayken birden 64 lira yapıyorsun. Tamam. Normal vatandaşlara. Tamam. Şimdi ben de bir gurbetçi olarak, turist olarak gelip görürsem o fiyatları, İnanıyorum. İnanmak zorundayım çünkü gördüğüm şeyler. Tamam. Yaşadım daha bizzat kendim bir iki hafta öncesi Antalya'dayken ben gördüm arkadaşlar. Tamam. Zoruma gitti ya. 500 gram makarna 64 lira. Küçücük deyolar, erkeklerin deyosu bireyler 77 lira. Sigara Marlboro 34 lira. Şimdi oradaki insan normal vatandaşın çalıştığı günlük 150 lira. Aldığı maaş, para. Ortalama. Ortalama. Şimdi bu adam kilo mu, yani et mi alsın, eve pampas veya bebek maması mı alsın, yoksa sigarasını mı alsın içiyorsa, ne yapsın adam? O yüzden ben sana hak veriyorum, şu an Türkiye'nin gidişatı çok berbat ama şöyle bir şey var, AVM sahipleri fiyatlarla oynuyor, Türkiye'nin kendisi oynamıyor. AVM'nin sahibi o yavşak, çok affedersin, herhangi bir kimselerse onlar fiyatla oynuyor. Ben her gelen geçen AVM'ye girip de dikkat edemem ki. Veya bir adam koyamam ki. Bu konuyu başka bir yere bağlamak isterdim ama şu an... Anladım ben seni. Evet, o bağlayacağın konuyu da aslında çok iyi biliyorum. İyi bir şey aslında. Seninle aynı fikirdenim de. Şu an Türkiye bu halde. Neden bu halde biliyor musun? Oraya hiç girmeyelim. 10 dakikalık video oldu anasını satayım. Ama girebiliriz de sonra... Evet. Bir cümle. Söyleyeyim bu son cümleyi kurayım. Ama tamam. Ondan... Sesli söyle ki duyulsun. Yoksa hep kilisenin sesi geliyor. Yine Türkiye'nin de saygı duyuyoruz. Şu anki hali neden bu halde biliyor musun? Söyle. Hakla ilerlemek için. Hakla ilerlemek hak için. Dediğim, evet. Allah'ın indirdiği kanunlarla. Evet. Bir ülkede
hüküm sürülmüyorsa, aynen öyle. O ülkeden hayır gelmez. Aynen öyle. Ekonomi de batar. Ondan sonra. Tabii canım, o öyle. O Allah'ın yani. Ondan sonra arkadaş, aile içinde olsun ki ilişkileriniz de soğumaya başlar. Evet, evet. Aranız açılmaya başlar. Onlar zaten derin. Onlar derin meseleler. Ama bayramım orada bunlar maalesef. Bu temel mesele bak. Tabii Türkiye'nin, derin ama temel. Evet. Bak, Türkiye'nin temel. Aynen öyle. Yanlış gittiği yol, evet, bu yol. Evet. Ya, o da neden? Yani şahsi adıma söylüyorum. Yani şimdi biz Müslümanlar olarak, evet, bunu göz önüne almamız zorundayız. Elhamdülillah, tabii, kesinlikle. Müslümanlar olarak bu nedenle ön plana koymak zorundayız. Çünkü? Bak biz çok güzel söylüyoruz ki, her insan hata yapabilir değil mi? Evet. Senin de hatan vardır, benim tabii de hatan vardır. Evet. Hatasız kul olmaz. Kul olmaz. Evet. Hata veyahut da böyle söyleyeyim, İnsanların iyiliğini sırf en çok düşünen kimdir? Bizi yaratan Allah'tır. Allah'tır tabii. Ya aman! Kur'an-ı Kerim'de hiç ama bir biraz, ayetinde hatasız. Evet. Yok, kilisenin sesine. Evet. Bom, işte bak gurbetçiler bunu da çekiyor arkadaşlar. Yani yanlış anlamasın kimse, saygı duyuyoruz da. Ya Allah'ın indirdiği, evet, Kur'an'da tereddütsüz hiçbir şey yanlış bulamazsın, hata bulamazsın. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Şimdi parlamentoda düşün, 550 insan oturuyor. Ya o zaten. Tamam bak şimdi, ben tek misal veriyorum. Ben zaten politikayı sevmem. Aha. 550 insan oturuyor değil mi? Evet. O 550 insanın kendi ayrına hayat tarzı vardır, kendi, evet, düşünceleri, evet, vardır, evet, kendi planları vardır. Hiçbiri birbirine denk değildir. Tabii. Şimdi. Sadete gelelim. Onların kurmuş olduğu. Gidiyor dakika. Onların kurmuş olduğu kanun. Evet. Sence o zaman haklıdır mı? Yok, kesinlikle. Ya, hepsinin ağzından başka bir şey çıkacak. Aynen çıkacak, öyle. Çıkacak, çıkacak. Ya sen, kendi kafalarına göre anayasa çıkartacaklarına. Evet. Anayasayı Kur'an-ı Kerim olarak ön plana koysunlar. Allah'ın kanunu hükmetsin. Bak Türkiye'de gör. Türkiye'ye kadar. Bak gerçek diyorum. Türkiye'ye kadar. Bolluk içinde yaşayan, bereket, hani ailenin içinde bereketin nizamını İnsanlar öyle bir anlayacak ki, ama bizde o yok. Uzun lafın kısası, Osman Bey'in karısı diyorsun ki Türkiye aslında dini yönden haktan yana yönetilirse, evet, hiçbir derdimiz, tamam, şeyimiz olmaz. Bak, Almanya'da biz neden iyi yaşıyoruz biliyor musun? Allah'ın emri, biliyorum. Almanya'da biz neden iyi yaşıyoruz biliyor musun? Neden? Bak, çünkü adamlar hak, bak, diyorsun. Almanya, evet, bak sana şunu da söyleyeyim son olarak. Almanlar bizi aslında... Almanya Hristiyan değil mi? Evet. Bak Alman bir gavur bir dinliyor. Evet. Gavur bir, evet, evet. İnanır mısın Almanların buradaki, Almanya'daki kanunlar, bak Almanya'da kanunlar, gavur devlet olmasına rağmen, evet, şeriat kanunlarına dayanıyor. Ya aman! Bak, anladım. Daha, evet, yakın. Anlıyorum. Evet. Tabii ki bilerek, evet, yapmıyorlar. Evet. Bilmeyerek yapıyorlar. Evet. Ama daha yakın. Daha yakın da, ama şimdi şöyle bir şey de var. Ellerinden gelse bizi... Tamam, o kesin. Edecekler. Ama bak bu da... Neden adım bayram? Almanya'da... Neden adım Yusuf? Almanya'da aç var mı? Aç kimse yok. Almanya'da aç olan kişi yok. Aha arıyorlar beni. Çalışmasan bile, bak çalışmasan bile... Devlet baba bakıyor. Devlet sana evini de veriyor. Evet. Sana bir belirli maaş da devletin bağlıyor. Ben, aha, değil aynen mi? Yapıyor, aha, mu? Yapıyor. Ya yapıyor, illa ki. Bunlar gerçekten, bak şu kanun, kanun var ya. Evet. İslam da aynısını emrediyor. Doğru, tamam, ben kaçmam lazım arkadaşlar. Ben neyse, bu uzun konu. Biz uzun konu, bayram sen bayram. Ayıp, Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Seninle aynı fikirdenim. Gerçi benim fikrim önemli değil ama ben size dediğim gibi bütün fikirleri toplayıp söyleyeceğim. Aslan ama bana da sorulacak. Olursa Allah sonumuzu hayır etsin, başka bir şey demiyorum. Mübarek Cuma gecesinde siz de amin diyesiniz. Allah'ım bana da, sizi bilmiyorum belki amin demezsiniz kendinize. Bana amin değil. Allah'ım bana ehli sünnetten, şeriattan, sünnetten, kıl kadar itikat bakımından ayrılacağıma ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ayrılmadan evvel ölmeyi nasip eylesin. Amin. Allah'ım bir nefes yaşatmasın beni. Amin. Kendinize olsa o kadar kuvvetli amin demezsiniz, ben biliyorum sizi de. Benim başka diyecek lafım yok. Ben, herkes işinde gücünde. Bu konu bayağı bir tartışılır. O yüzden de bu video, bu konu hakkında çok videolar gelecek zaten ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Ya aman. Allah emanet ol. Kendine iyi bak. Görüşmek sağ üzere. Olasın. Bayram kardeşimizi de eğer... Şöyle söyleyeyim,
takip etmek isterseniz Instagram'da zaten ben onu etiketleyeceğim, ona göre geçersiniz. Bekarsın, belki olur da hayırlı bir kız bulur, evlenir. Belli olmaz. Evet, Allah bilir, nasip kısmet kardeşler. İnşallah. Görürüz inşallah. İmparator hocam şahane. Elhamdülillah aşkım, maşallah. Şahane, boyunu bosunu yaratan Allah. Maşallah, elhamdülillah. Aslan gibi ya maşallah. Maşallah. İnşallah olacaktır. Anladım ben. Evet. Yakında bir bombayı patlatacağım. Hadi bakalım inşallah patlat. Bir şey demek istiyor musun Türkiye'ye? Hepinizi çok seviyorum. Hepimiz. Allah'a emanet olun. Kardeşiz. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, hepimiz kardeşiz. Öpüyorum, Allah'a emanet olun. Yaman.